Ben de seni bekliyordum. Geldim. Gülbül, sen bunları yerleştiriyorsun. Ben hazırlanıp geliyorum. Anlaştık. Dün Çiğdem Hanım, işte ben 1,5 saat içerisinde 1500 kişiyi doyuruyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bence sadece atıp tuttu. Kendisi ne yapıyordur? Belki birkaç yemeği yapıyordur ama geri kalanını hepsini çalışanlar yapıyordur ya da yardımcıları yapıyordur. Tek başına kalkıp da 1500 kişiyi doyuramaz. Sadece salladı yani, başka da yaptığı hiçbir şey yok. Madem o kadar çok çeşit biliyorsun, madem o kadar çok kişiye yemek yapıyorsun, yani niye hep bulgur? Yani bulgurdan başka bir şey bilmiyor musun sen? Başka yemek bilmiyorsun herhalde. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mine Kaptan, seni alalım lütfen. Teşekkür ederim. Çiğdemciğim, çok şık olmuşsun. Vay, o üstündeki şal var mı? Evet. Pembeli pembeli. Çiğdemciğim, yazman da gözümden kaçmadı. Evet, böyle evet. Taktım, saçlarımı topladım. Tırnaklarımı kestim. Bakayım tırnaklarına. Bravo. Sende de mi dövme var? Evet. Bu hafta herkeste dövme var neredeyse. İsa'da da dövme var. Onda çok var. Artık başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mısın? Hazırız. Süreni başlatıyorum. 3, 2, 1. Süren başladı. Neyle başlıyoruz? Önce şu nohutla börülceyi haşlayacağım. Koyacağım düdüklüye, masamı hazırlayacağım. Daha sonra mutfağıma girip hazır. Çok mantıklı. Sen onları hazırlarken biz de sohbet edelim. Mineciğim, nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Geçen yıl Bursa haftasında yarışmış ve ikinci olmuştun. Evet, ikinci olduk. Yarışmayla hayat nasıl gidiyor? Hayat devam, rutin. Dükkandayım, çalışıyorum işlerimde. Zeytinime gidiyorum. Çok güzel bir zeytinliğim var. Evet, evet. İşte bu sene hasadımızı bitirdik. Tekrar dükkanımıza geri geldik. Çalışıyoruz. Rutin hayat devam ediyor. Bu arada Çiğdemciğim, ne yapıyorsun, anlat bakalım. Ben hemen nohutu düdüklüye koyup haşlamam lazım. Çok iyi haşlanması lazım. Peki karbonatta falan bekletmeyecek misin? Hiç bekletmiyorum. Peki suda bekletsem? Hiç gerek yok. Kaç dakikada olur? Yarım saatte yeterli. Yarım saat mi? Senin elindeydi diye mi? Bu nohutları nerede kullanacaksın? Ben bunu Boran'da kullanacağım. Şanlıurfa yöresine ait borani için börülceler de ayrı bir düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Nohut ve börülceyi hallettik. Bunlar işte haşlanacak. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Şunu kapatıyorum, eldivenimi takıyorum, masamı hazırlıyorum. Hadi hemen tak bakalım eldivenini. Vallahi eldivenle masa hazırlayan çok az yarışmacı oldu. Sen de onlardan birisin. Hadi hemen kur bakalım masanı. Mineciğim, Çiğdem'e nasıl taktikler verdin bakayım? Valla hakkını savunmasını istedim. Daha hijyenik olmasını, eldiven kullanması, yardım... Yasak Mineciğim. Sadece ben yardım edebilirim. Oo, beyaz saten örtüne çok yakışmış. Yalnız bu çok kısa değil mi? Ölçülere göre diktik Gürbüz. Ha, yan tuttuğun içinmiş diyeceğim ama... Ay, böyle de kısa sanki... Kız baksana, kısa işte. Hayır, oluyor. Hayır, hayır. Ya dur. Ya, çekmesene. Ay, gördün mü bak ne yaptın? Örtüm kirlenecek Gürbüz. Tamam, tamam. Ser hadi. Runner'ın ardından Amerikan servislerde hızla masaya yerleştiriliyor. Senin yarıştığın hafta İsminar'la tartışmalarınız olay olmuştu. Hatta İsminar senin eleştirilerini kabul etmeyip çatlasın da patlasın bile demişti. Desin. Ha, şu an demek de haklı çünkü birinci oldu. Yani ben birinci olsaydım bunu söyleyemezdi zaten ama işte şanslıydı biraz. Beni kesti hani. Bu arada Çiğdem'le nereden tanışıyorsunuz? Biz Gemlik'ten tanışıyoruz. Çiğdem'in lokantası var, esnaf olduğu için ben de esnafım. Orada tanıştık. Sonra bir vesileyle... Hatta bir programda tanıştık, evet, biz. Evet, programda tanıştık. Serkan Bey'e de selam olsun. Evet, buna. Serkan Bey. Yöresel bir kanalımız var bizim, o Gemlik'te. Orada bir yemek programı çekiyorlardı. Serkan Bey dedi ki, Mine abla dedi, yemek yiyince gidiyorsun Zuhal Hanım'a da dedi, bize niye gelmiyorsun? Dedim ki, davet edersen gelirim. Gittik orada işte Çiğdem Hanım'la tanıştık ama beni o kadar kötü anlatmışlar ki Gürbüz. Ne demişler? Titiz demişler, sert demişler. Ben öyle biri miyim? Orada sunucu bendim. Çiğdemciğim, tabakları şöyle çekip hizala istersen. Heh,
İşte oldu. Kumaş peçetelerin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da hızla masadaki yerini alıyor. Çiçeğini de masaya koyan yarışmacımız bardaklarını da yerleştiriyor hemen. Umarım bugün Çiğdem yemeklerini yetiştirir de yarışmacıları önlükte karşılamaz. Ama oluyor Gürbüz be. Ben bile önlükte karşıladım. Evet ya, unutur muyum? Çiçeği düzelt biraz Çiğdem. Ben de onu diyecektim. Tatlı çatalını biraz tabağın yanına koyar mısın? Yani tamam. Onları daha... Mineciğim bu işi biliyorsun valla. Bu arada 16 dakikam bitti bile. Eyvah eyvah. Çabuk Çiğdem, çabuk. Yalnız tepsi masaya yakışmadı sanki. Sen de yarışırken çok telaşlanmıştın. Hadi, hadi Çiğdem. Dakikalar akıyor su gibi. Sonra bir bakıyorsun, yürümüz diyor ki bitmiş. Kalıyoruz böyle. Ekmeğimiz de yoktu dün. Ya ben köy ekmeği çıkardım Gürbüz. Ne güzel de yediler değil mi? Ama koyamamıştım masaya tabii. Ama getirdim. Ne yapalım? Yalnız hala eksiğim var sanki. Karın eksiğim yok. Emin misin? Tuzluğum burada. O zaman masan bitti mi? Tamam. O zaman sana kocaman bir alkış. Artık vedalaşma vakti hanımlar. Hadi. Bol şanslar arkadaşım. Teşekkür ederim ablacığım, çok sağ olun. Seninleyim inşallah şey kazanıp geleceksin tamam. Yemliğe tamam. Mine Kaptan iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mine Kaptan'ı uğurladık. Ne yapıyorsun Çiğdem'cim? Eldivensiz çalışacağım birazcık. Şanlıurfa yöresinden içli köftenin dış harcı için ince bulgur ve irmik ıslatılmak üzere kaseye konuyor. Sırada zeytin ezmeli karagül tatlısı var. Yoğurdumuz ve kasemiz hazır. Başka ne lazım? Bir tane su bardağı alacağım. Vallahi alacakların da bitmiyor bakıyorum. Bitmiyor işte, evet maalesef. Yani ben yardım etmezsem vallahi toparlanamayacaksın. Ama kendi mutfağım değil ya şimdi. Şaka ediyorum ya. Şimdi hamura neler koyacaksın? Şimdi ben yoğurt katacağım. Yarım su bardağı kadar, yarım su bardağı sıvı yağ, irmik, un, vanilin, evet kabartma tozu. Bugün hem gemlik hem Urfa mutfağından ürünler kullanacaksın. Evet. Neden sadece birini tercih etmedin? Gemliğimi ayrı tanıtayım, Urfa'mı ayrı tanıtayım yani. Yoğurt ve ayçiçek yağının üzerine tereyağı, irmik, kabartma tozu, vanilya ve un eklenerek yoğruluyor. Hamurun yarısı zeytin ezmesiyle yoğrulup unla kıvama getiriliyor. Hamurun sade hazırlanan diğer yarısına da biraz daha un eklenip yoğruluyor. Çiğdemciğim, vallahi büyük bir dikkatle çalışıyorsun. Benimle sohbet bile etmedin ya. Ben de. Hiç fark etmedim yoğurmaktan. Bu arada hamurun yarısını zeytin ezmeli, yarısını sade yoğurdun değil mi? Evet. Karagül tatlısının zeytin ezmeli hamuru merdane ile açılıyor. Vallahi nasıl bir tatlı olacak çok merak ediyorum. Dünkü künefe nasıldı? Dünkü künefenin şerbeti çok azdı. Olmamıştı, pişmemişti, çiğ kalmıştı. Şerbet az olduğu için de maalesef... Yani bana güzel gelmedi. Ben künefeyi çok severim ama hiç olmamıştı. Hiç pişmemişti. Peynir çok diri kalmıştı. Bizim memleket peyniri normalde dağılır içinde. Şey olur ama olmamıştı. Benim tatlısını çok severim. Annem yapardı bayramlarda. Ama zeytin ezmesi normalde benim annem bunu çikolata, kakao ile sarar yapardı. Zeytin ezmesini hiç yemedim. Yani menüsü çok alakasız. Çok mantıksız. Tatlıya zeytin ezmesi koymak zaten kimin fikriyse herhalde hanımefendinin kendi fikri. Çok saçma buldum. Lezzetlerine uyumlu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Sen işin gereği yemeklerle bayağı ilgilisin. Tabii tabii. Yaparım yani. Peki kendi keşfettiğin yemekler var mı? Tabii ki var. Ya neler var? Farklı mesela ben yemeklere farklı lezzetler katmayı çok severim. Kendi çabuk bir şeyler yaparım. İlla ki yaparım yani. Ne gibi mesela? Mesela ben çekirdekli kurabiye çok yokken de onu çekirdekli kurabiye çok yapardım. Çok fazla. Salep falan içine kullanırdım. O da farklı bir lezzet oluyor. Peki bu tatlıdan herkese kaçar tane vereceksin? İkişer tane. Orada kaç tane var? Şimdi yine açacağım. Zeytin ezmeli ve sade hamur uçları değecek şekilde üst üste konulup rulo şeklinde katlanıyor. Ortadan ikiye kesilerek gül şeklini alan hamurlar yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriliyor. Üzerine sonradan şerbet eklenecek zeytin ezmeli karagül tatlıları fırında pişmeye bırakılıyor. Haşlanan kuru börülcenin suyu süzülüyor.
marul yaprakları ve diğer yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Yahu başka bıçak alsaydın ya. Git gel vakit kaybediyorsun. Olur, oraya alayım. Şimdi onu soydum ya. Vallahi böyle gidersen yetiştiremeyeceksin. 45 dakika bitti, ortada sadece tatlı var. Bu arada şerbet yeterince kaynadı mı? O şerbeti söndürebiliriz. Tamam, şerbetin altını kapattım. Şimdi ne yapıyorsun, anlat lütfen. Şimdi içli köftemin soğanlarını doğruyorum. Bunları karamelize edeceğim ocakta, yağda. İçini yapıyorsun yani. İçini yapacağım. Kıymayla, biraz salçayla, sosla iç harcını hazırlayacağım. İçli köftelerimi açıp kenara koyup sonradan kızartacağım. Bu arada İsa'nın metroseksüel olmasıyla ilgili çok konuşuldu. Aksesuar olarak yüzük takmıştı ama alyans takmamasına ne diyorsun? Yani bence evli bir erkek kadın yüzük takmalı diyorum. Yalnız sen dün masada ne dedin? Alyans takmalı dedin. Ama Arzu takmayabilir dedi. Kadın da erkek de evliyse takmalı. Peki niye takmıyorlar? Niye takmıyorlar? Eşlerine sormak lazım. Yüzük takmamalarının özel bir nedeni ya da amacı var mıdır sence? Bekarlık biraz gözüksün diye mi? Bekar duruyorlar gibi mi geliyor acaba? Amaçları bu mu yani? Ne amacı? Birini tavlamak mı? Kız ben evli miyim ne bileyim? Sana soruyorum işte. Kendini bekar göstermek istiyor diyorsun yani. Eğer bir erkek veya kadın yüzük takmıyorsa ben bekarım demek istiyordur. Ben onu bekar görürüm. Kapısı herkese açık galiba. Yani benim öyle bir iddiam olmaz ama onun yaptığı o anlama geliyor. Ben öyle düşünürüm. Şanlıurfa yöresinden içli köftenin iç harcı için doğranan soğanlar ayçiçek yağıyla kavruluyor. Kıyma da soğanlarla birlikte kavrulmaya başlıyor. Kavrulan kıyma ve soğan üzerine eklenen çok az suyla pişiriliyor. Şimdi ne yapacaksın? Benim cevizleri dövmem gerekiyor biraz. Neyle döveceğiz? Bununla mı yapalım? İstersen bardağın altıyla dövebilirsin. İç harçta ne kadar ceviz kullanacaksın? Çok az, böyle içine katacağım. Paketteki cevizler bardağın altıyla dövülerek ufaltılıyor. Ay, yalnız gerçekten böyle gidersen yetişmeyecek. Yavaş mıyım? Yavaşsın tabii. 55 dakika oldu, ortada hala bir şey yok. Bu arada dövdüğün cevizleri de ekledin. Sen bütün malzemeleri Urfa'dan mı getirmiştin? Evet evet. Salt. Dün Hatice de her şeyini Diyarbakır'dan getirmişti. Sen neler getirdin, gösterir misin? Ev biberimi getirttim. Kuru domatesimi, karışık domates salçası, biber salçası. Bunlar Urfa'ya ait. Zeytinlerim, zeytinyağım da Gemli'ye ait. Ya özellikle yöresel yemeklerde yemeğin malzemeleri kendi yöresinden gelince daha lezzetli oluyor değil mi? Daha olmuyor. Şimdi ben çiğ köfte yapacağım. Çiğ köfteyi buranın ben biberleriyle falan yapamam. Hiçbir şekilde olmaz, lezzeti olmaz. Bu da hazır. Bunu da koyuyorum. Şimdi neye geçeceksin? Şimdi ben Bora Hanım'ın köftelerini yoğuracağım. Artık onu karıştıracağım. Yemeğim hazır olacak. Bitiyor onun işi. Ana yemek Şanlıurfa yöresine ait borani için soğan ve kıymanın üzerine tuz ekleniyor. Zeytin ezmeli karagül tatlısı fırından çıkartılıyor. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökülerek lezzeti tamamlanıyor. Şanlıurfa yöresine ait borani için kıymalı harçtan minik köfteler hazırlanıyor. Şanlıurfa yöresine ait borani dediğimiz zaman hemen benim aklıma yine bunda et geldi. Yani kuzu etli var, ne var, kuyruk et, bir şeyler var yani yine o tip bir şeyler. Şunu da söyleyeyim, şimdi bu borani deyince et, bir de bildiğim kadarıyla bunun köftesinin içine hani yapılırken bu etin içine bulgur da konuyor. E şimdi ne alaka? Tavuktan ete geçtik, etten ete, etin ötekinin içinde bulgur. Bunda tekrar bulgur. Yani ben zaten buraya bu yarışmaya biraz kilo vereyim diye geldim. Hani aç geleyim, fazla asit içecekler içmeyeyim, kendime biraz çeki düzen vereyim diye geldim. Ben tam tersi bu kadar kalori, hani karbonhidrat falan bunların içinde hep var zaten, katılıyor bildiğim kadarıyla. Etler, bulgurlar, biz iyicene işte o salatalarla falan zeytin şubu iyicene göbeğimizi küçültelim derken hani sanki biraz daha mı fazla kilo alacağız ama ben bu oyunlara gelmeyeceğim. Eğer beğenirsem yerim, beğenmezsem yemem, eleştiririm. Ama bu menünün hazırlanışında dün arkadaşımızla da hani gerekli eleştirilerde bulunduk ama bunda da bir sıkıntı var. Yani özel olarak mı seçiliyor bunları anlamıyorum. Yani bir sıkıntı var. Soracağım zaten programda. Mutlaka soracağım. Hani Şanlıurfalılardan özür dilerim. Hani yanlış anlamasınlar. Şanlıurfalıların yemeklerine hiçbir lafım yok ama menünün sıralaması problemli. Yani bu menüye kimse yüksek bir puan vermez açık konuşmak gerekirse. Daha ne kadar köfte yapacaksın? Birkaç tane yaptım yeterli. Çok girmese de olur. Zaten baklagil de fazla var içinde. Hatta bu yeterli 6 kişiye. Bunlar da hazır. Ben şimdi
üçlü köftemi yoğurup doldurayım, hazırlayayım, kenara koyayım, sadece kızartılacak. Ay, vallahi bu gidişle yetişmeyecek. Şunun şurasında 1 saat 20 dakikan kaldı, ortada yemek yok ya. Yok yok, hemen ayarlarım şimdi ya. O zaman hemen içli köfteyi yap hadi. Hemen. Neler koyuyorsun? Şimdi bunlara biraz ben domates salçası, biraz karışık biber salçası ekleyeceğim. Bir tane yumurta kıracağım. Biraz un katacağım, yoğuracağım. Bir tane yumurta alıyorum. Yumurta da mı koyacaksın? Evet, bir tane kırıyorum. Pişerken dağılmaması için içli köftenin dış harcına bir tane yumurta ekleniyor. Bir tane de yumurta. Ben bunu yoğuruyorum hemen. Hadi hemen yoğurmaya başla, hemen. Kıymamı da alıyorum hemen oradan. Ne alacaksın? Kıymayı alıyorum. Kıyma yeterince soğudu zaten, değil mi? Evet. Peki dış harcı için başka bir şey lazım mı? Bana birazcık ılık su lazım bunu yoğurabilmem için. Ilık su? Evet. Hemen hazırlayıp getiriyorum. Sıcak da olabilir, hiç sorun değil. Daha çabuk yumuşatırım. İçli köftenin dış harcı için bütün malzemeler iyice yoğruluyor. Elle oyularak açılan harcın içine kıymalı ve cevizli harç yerleştirilip kapatılıyor. İçi kıymalı ve cevizli harçla doldurulan içli köfteler kızartılmak üzere birer birer hazırlanıyor. Dün Hatice'nin ana yemeği çömlek güveci nasıldı sence? Onun ana yemeği çok basitti zaten. Yani bulgur pilavı çok rahat pişen bir pilav. Hani pirinç pilavı kullansaydı belki daha iyi olurdu. Bulgur pilavı basit kaçtı. Salata mevsim salatasıydı, gayet normal. Güveç patlıcanı, biberi doğradı. Kuşbaşı etini almıştı. İç içe koydu, attı fırına, rahat. Çok zor bir yemeği yoktu. Çok zor değildi. Yani bir de sinirleniyor, kızıyor. Hani ben yaptım, böyle yaptım. Siz daha iyisini yapın, siz daha güzelini yapın. Yapacağım, görecek. Onunla bugün işimiz var galiba. Çok sinirlendi dün o. Gayet çok sinirlendi ve bugün çok baskın bir şekilde gelecek gibime geliyor. Evet, dün Hatice sinirliydi gerçekten. Evet, çok sinirlendi. Çok fazla sinirlendi. En çok da Erdem'e sinirlendi sanki. Erdem, zaten hep mi sinirlendik Erdem'e? Erdem'le ne yapacağız hiç bilmiyorum. Dün yemekleri beğenmişti aslında. Her şeyi de yedi ama hiçbir şeyi de beğenmedi. Etleri lıp lıp götürdü valla. Pıtır pıtır. Et yiyen göbekli olur dedi. Kendi etleri götürdü. Hatta ikinci tabağı bile istedi. Evet, ikinci tabağı da istedi, yedi. Ama 5 verdi. Ben ondan 5 beklemezdim mesela. Ara yemekte sunulacak içli köfteler de kızartılmaya hazır. Ana yemek Şanlıurfa yöresine ait borani için kuşbaşı kuzu eti ayçiçek yağıyla kavruluyor. Borani için nohutların haşlandığı düdüklü tencere ocaktan alınıyor. Nohutlar pişmiş mi? Aynen, pişmiş. Eyvah! Yağ neredeyse 1,5 saattir kaynıyor. Hani sen nohudu yarım saatte haşlıyordun Çido? Ne oldu? Ama bu nohuttan herhalde, anlamadım. Yani normalde de dağılacak gibi. Borani için nohutlar tekrar haşlanmaya bırakılıyor. Borani'nin kuşbaşı kuzu eti kavrulmaya devam ediyor. Tavuklu şifa çorbası için haşlanan tavuk butları ve suyu cam kaba alınıyor. Yani gemlik zeytin salatası içli köfte, çiğ köftenin yanında çok alakasız olmuş. Kendisi gemlikte yaşıyor diye bize zeytini göstermek istemiş. Keşke birer kavanoz alıp bize hediye etseydi. Bu arada Arzu demiş ki, gemlik zeytin salatası içli köfte ve çiğ köftenin yanında ne alaka? Gemlikte yaşıyor diye menüsüne koymuş ama keşke onun yerine bize birer kavanoz zeytin hediye etseydi, daha makbule geçerdi demiş. Zeytin de hediye etsem keşke bir şey yapsaydı derlerdi. Bence. Şimdi çorbaya başladık değil mi? Şimdi çorbayı yapıyorum hemen. Havucun kabukları bıçakla sıyrılarak temizleniyor. Şimdi bu tavuklu şifa çorbasına neler girecek? Şimdi bunun içine ben haşladığım tavuk yağın içine koyacağım. Soğanlarımı, havucumu doğrayıp atacağım. Blender'dan geçireceğim unla karıştırıp. Daha sonra ıspanak katacağım içine. Biraz yeşil biberle kırmızı biber doğrayacağım. Çorba için büyükçe doğranan soğan, havuç ve sarımsaklar ayçiçek yağıyla kavruluyor. Bir yandan da içli köfteleri kızartsak mı acaba? Onları sonradan kızartayım. Salatalarımı yapayım. Zeytin salatamı yaptıktan sonra onu hallederim ben. Biraz özleşsin. Hemen zeytin salatamı başlıyorum. Gemlik zeytin salatası için siyah zeytinlerin çekirdekleri elle teker teker çıkartılıyor. Gemlik zeytinleriyle ünlü, öyle değil mi? Gemlik zeytiniyle, zeytinyağıyla ünlü bir yer.
Çok güzel küçük bir sahil kasabası. Yani orada herkes birbirini tanır, bilir. Gemlik'te yaşamaktan mutlusun galiba. Ben seviyorum Gemlik'i. Çok memnunum Gemlik'ten. Çok güzel bir yer. Yani herkese de çok iyi anlaşıyoruz. Anlaşmadığım kişi yoktur yani. Pek yoktur. Peki neden özellikle Gemlik'te yaşamayı seçtin? Biz internetten araştırma yaptık aslında Bursa içi. İş yeri arıyordum. Orası denk geldi öyle. İş yeri baktım uygun bir yerdi. Pandemi döneminde de iyiydi. Dur dedim tutalım hani bir farklılık olsun, değişiklik olsun. Vallahi seninki iyi cesaret. Çok ani bir karar oldu aslında. Çok ani. Şimdi çorbanın sebzelerine un mu katacaksın? Unumuzu da katıyorum. Çorbamı yapacağım. 2 kaşık un da tavuklu şifa çorbasının sebzeleriyle kavruluyor. Kavrulan malzemelere su, tuz, karabiber eklenip pişmeye bırakılıyor. Şanlıurfa yöresine ait borani için yıkanan pazı sapları büyükçe doğranıyor. Doğranan pazı sapları küçük bir tencereye konuluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi boranimin pazısını haşlıyorum hemen. Onu da katacağım içine. 5 dakika haşlandı mı yeter o zaten. Etim kızarmak üzere hazır. Hemen salatama tekrar geçiyorum. Boraniye pazı da giriyor yani. Pazı da giriyor ona. Salatada 2 çeşit zeytin mi kullanacaksın? 2 çeşit zeytin kullanıyorum. Peki bu zeytinler böyle bütün mü kalacak? Böyle kalacak. Aynen böyle kalacak. Zeytinler biraz elini boyadı. Umarım buna laf etmezler. Eldiven takacağım servis yaparken. Yeşiller doğranarak siyah zeytinlere ekleniyor. Hemen de çiğ köftenin peşine de zeytinli gemlik salatasının yani bence hiç gideceğini düşünmüyorum. Yakışmamış bir kere yani. Çakışmamış. Niye buna özel mi seçiliyor anlamadım ki. Biz buraya self-service tabildot yemeye gelmedik. Yemek yemeye geldik ve burası bir yemek yarışması. Açık büfe bir şey değil, otel değil. Hani böyle kalkıyorsun bildiğin her şeyi sergilemek için. Uyumsuz, saçma ve alakasız bir menü ve gereksiz yani. Sırf böyle çok görünsün diye, kalabalık olsun diye boş kalabalık yapmış. Bulgur, bulgur, bulgur. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Ben beğenmedim. Ödülü kazanırsan ne yapacaksın çok merak ediyorum. İş yerimi değiştireceğim. Benim iş yerim zaten satılığa çıktı. Değiştirmem gerekiyor. İş yerimi değiştireceğim. Yemekler farklı mı olacak? Döner üzerine küçük bir yer açacağım. Çorba ve döner üzerine. Artık ev yemekleri yapmayacaksın yani. Çok büyük tabildotlar olduğu sürece yaparım, yoksa yapmayacağım. Çünkü ev yemekleri çok yorucu, yoruyor beni. Hiç gerek yok. Çok uğraşmaya. Tek başına çalıştığın için olabilir mi? Tek başıma olmak beni pek yormuyor. Self servis ya orası. Sorun olmuyor zaten de. Yeter ki iş olsun yani. İş olduktan sonra hiç önemli değil. Yeri geliyor. 2'de eve gittiğim oluyor. 1'de gittiğim oluyor. Sabah 9'da da iş yerindeyim. Peki dönerci açarsan döneri kendin mi keseceksin? Kendim keserim inşallah. Yani şu an pratiğim yok. Çünkü 4 sene oluyor bırakalı. Ama tekrar kendim kesmek istiyorum. Mutfak dışında başka işler de yaptın mı? Yapmadım. Yani bulaşıkçılık yaptım çalıştığım yerde. Garson, bulaşıkçı. Yine ev yemekleri tarzında beraber çalıştım o şekilde. Yapmadım yani. Ev hanımıydım daha çok. Evden yapıyordum. Dantel oya işliyordum. Dantel oya yapıyordum daha çok kadınlara. Ya. İş alıyordum dışarıdan. İş yapıyordum. Ama ev hanımıydım daha önce. Kuru domateslerin ardından elde ufaltılan cevizler de Gemlik zeytin salatasına ekleniyor. Şanlıurfa boranisi için kavrulan kuşbaşı kuzu etlerin üzerine haşlanmış kuru börülceler konuluyor. 2 kez haşlanıp suyu süzülen nohutlar da boraniye ekleniyor. Şanlıurfa usulü boraninin terbiyesi nasıl oluyor? Bunun üzerine yoğurt. Sadece yoğurt gezdirecek. Sos yapacağım isteyen olursa hani pul biberle yağdan gezdireceğim o kadar. Peki yoğurdu pişerken içine koymayacak mısın yani? Hayır hayır. Yoğurt içine girmiyor. Yani yemekler tabağa konduktan sonra yoğurt gezdireceğim. Biraz sos gezdirip bırakacağım. Ama yoğurdunu şimdiden hazırlaman lazım biliyorsun. Hemen biraz çırpacağım evet. Bu tamamdır. Baharat falan eklemeyecek misin? Bunun yok. Bu tuz atıyorum. Tuz atacağım. Biraz karabiber atacağım. Pancarlar haşlandı. İçine koyacağım. Tamamdır. Son olarak karabiber eklenen borani pişmeye bırakılıyor. Tavuklu şifa çorbasının sebzeleri blenderla ezilerek karıştırılıyor. Küçük küçük doğranan kırmızı ve yeşil biberler çorbaya ekleniyor. Bu arada Hatice demiş ki ortada bir menü yok. Sadece bulgurun çeşitli halleri var demiş. Hiçbir menü yok muymuş? Hiç mi yemek yokmuş bu menüde yani? Nasıl oluyor? Ben anlamadım.
Yani bunlar hepsi yöresel yemek. Ben bunu Gemli'ye, Şanlıurfa'ya hakaret sayarım. Eğer böyle bir menü yok sayarsa. Bu yani oradaki yerlere ben hakaret sayarım bunu. Öyle şey olabilir mi ya? Nasıl yok? Bu kadar emek verilen bir şey yok olamaz hiçbir zaman. Haşlanmış tavuk etleri elde didiklenerek ufaltılıyor. Tavuk suyu ve tavuk etleri çorbaya ekleniyor. Haşlanan pazı saplarının suyu süzülüp Şanlıurfa yöresine ait boraniye ekleniyor. Gemlik zeytin salatasının üzerine kekik, isot, sumak ve bolca zeytinyağı eklenerek karıştırılıyor. Salatam da hazır. Bu meze olarak geçiyor aslında değil mi? Ara yemekte meze olarak geçiyor. Şanlıurfa yöresine ait borani. Umarım etlerin ve köfteleri iyi pişmiş olur. Hepsinin homojen büyüklükleri birbirine yakın olur. Umarım güzel bir şey çıkartır. Bilmiyorum, çok ağır bir yemek. Bu kadar çok bulgur olması beni çok rahatsız etti. Komple bulgur yiyeceğiz açık konuşmak gerekirse. Mantıksız bir seçim yapmış. Yani bu seçimleri yaparken neden birine danışmıyor, neden birine sormuyor? Kendisi dün bize benim işletmem var, 500 kişiye ben tek başıma yemek çıkarırım diyor. Ama seçtiğim menü komple bulgur. Ana yemek Borani'nin köfteleri ayçiçek yağında kızartılıyor. İçli köfteleri kızartmak için kızartma tenceresinde bolca ayçiçek yağı kızdırılıyor. Sence yemekten anlayan var mı? Dün arkadaşımız anlıyordu yani. Hani belki yarışmanın biraz azizliğine uğradı ama gayet anlıyordu. Hatice'yi rakip mi görüyorsun yoksa? Hayır, rakip kesinlikle görmüyorum. Kesinlikle. Ama hani diğer yarışmacılara göre ben hani Hatice Hanım gayet iyiydi. Şimdi bu köfteleri Borani'nin üzerine mi ekleyeceksin? Bunu tabakların üzerine serviste ekleyeceğim. Sosumu da gezdireceğim. Yoğurtları vereceğim. Artık onlar isteğe göre alacaklar ama yoğurtlu yeniyor. Sosuna ne koydun? Sosuma da sadece yağlı biber, toz biber. Şanlıurfa yöresine ait Borani'nin sosu ve köfteleri de nihayet hazır. Ara yemekte sunulacak Şanlıurfa usulü içli köfteler bol yağda kızartılıyor. Kaşık salata için biberler, domatesler ve diğer malzemeler bol suyla yıkanıyor. Yumurtalı çiğ köfte için taze yeşil soğanlar küçük küçük doğranıyor. Şanlıurfa yöresine ait yumurtalı çiğ köfte, şu an sadece gülüyorum. Bildiğin kısır. Yani bizim evde de kadınlar hani günde şey yapar. Kısırı yapıyor, üstüne yumurta döküyor. Yalancı çiğ köfte deniliyor ona. Yani ben utanırdım öyle bir yemeği, yemek mi diyeyim, meze mi diyeyim, ne diyeyim artık bilemedim. Soframa getirmeyi gerçekten utanırdım. Yani bildiğin kısır, üstüne yumurtayı kızartacak, dökecek, yani çok çok basit. Bu arada Hatice demiş ki yumurtalı çiğ köfte çok komik. Yani bildiğimiz kısır, yalancı çiğ köfte de deniyor. Ben bunu menüme koymaya utanırdım demiş. Niye utanayım, benim yöresel yemeğim, yemeklerimden niye utanayım ki ben? Yani Hatice Hanım, Hatice mi demiş bunu? Evet. Hatice Hanım da Diyarbakırlı, bunu çok iyi bilir yani. Bunun bir kısır olmadığını gayet iyi bilmeli bence. Çok ayıp etmiş. Eğer kendi has tarafına yöresel bir yemeği hiç yoktan sayıyorsa benim diyecek hiçbir şeyim yok Hatice Hanım'a. Bol yağda kızartılan içli köfteler kağıt peçete serili tabağa alınıyor. Kaşık salata için domates ve kırmızı biberler küçük küçük doğranıyor. Kabuklu olarak elde doğranan salatalığın ardından maydanoz da diğer malzemelere ekleniyor. Kaşık salataya son olarak limon suyu ve bolca zeytinyağı konuluyor. Salatanın her şeyi tamam değil mi? Salatam da hazır. Sadece tuzunu ekleyeceğim. Aferin kız sana. Başka neyin kaldı? Çiğ köfte. Şanlıurfa yöresine ait Borani'nin sunumunda kullanılacak olan bir kase yoğurt çırpılarak hazırlanıyor. Şanlıurfa yöresinden yumurtalı çiğ köfte için doğranan soğanın üzerine bolca isot konuluyor. Hazırlanan harca, domates ve Urfa'dan getirilen biber salçası ekleniyor. Şimdi harca tam olarak neler koydun Çiğdemciğim? Kuru soğan doğradım. Bizim Şanlıurfa yöresine ait ev biberimiz var, pul biber diyoruz. Biber salçası, domates salçası, bir de şöyle bizim memleketin kendi has domates salçası var. Biraz da ondan katıyorum. Biber biraz daha katayım. Oo, çok acı demesinler. Acı değil, biber ben özel getirttim, acı istemedim özellikle. Tatlı olsun, ben bulgurunu koyup bunu burada yoğurmaya başlıyorum. Son 20 dakika, hadi çabuk çabuk. Tamamdır. Çiğ köfte tepsisine göz kararı konulan ince bulgurla diğer malzemeler iyice yoğruluyor. Dur şu bezi tezgaha koyalım da tepsi kaymasın. İsa hakkında ne düşünüyorsun? Giyinip süslenip gelmişti yani. Daha biz İsa Bey'de bir şarkı söyleme hevesi var. Bir söyletelim bence ya. Yazık, istiyor o kadar adam. Nereden bu kanıya vardı? Dün söylüyordu. Erdem Bey'e diyor şarkı söyle.
Hatice Hanım'a diyor şarkı söyle sesin güzel. Hatta benim sesim güzel dedi. Bugün bu mevzuyu patlat istersen. Patlatayım ya, dur diyeyim, sen eleştiri yapana kadar bir şarkı söyle de dinleyelim. Önceden doğranan taze yeşil soğanlar ve maydanozlar da yumurtalı çiğ köftenin harcıyla yoğruluyor. Ay, bu taze soğanlar ve maydanozlar çok büyük oldu. Biraz büyük oldu. Ya yesinler, böyle ağızlarına diri diri girsin azıcık. Yesinler yani, ne var? Azıcık soğan sarımsak yesinler içinde. Ne var? Hiç mi yememişler evlerinde? Yumurtalı çiğ köftenin harcı iyice yoğrularak hazırlanıyor. Çiğ köfte için çırpılan yumurtalar bol yağda pişiriliyor. Pişen yumurtalar yağıyla birlikte bulgurlu harcı ekleniyor. Bütün malzemeler elle karıştırılarak birleştiriliyor. Oy 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 oy, yumurtalı çiğ köfteye gel. Köftem de hazır. Buna sadece şekil vereceksin değil mi? Bunu sadece artık şekillendirip tabağa dizeceğim, bu kadar. Şanlıurfa yöresinden yumurtalı çiğ köfte de nihayet hazır. Hadi hemen bulaşıkları ve tezgahı toparla bakalım. Vallahi bir ara yetiştiremeyeceksin sandım. Neyse ki benim sayemde bitirdin. Evet, biraz öyle sayılır. Seni gaza getirdim. Gaza geldim. Hani bir de çocuklarım aklıma geldi. Onların bana olan güveni aklıma geldi. Bitirmem lazım. Çocuklarımın bana olan güvenini sarsmamam lazımdı. Çünkü çocuklarım benim her şeyim. Ocağını temizledin. Masan zaten tamam. Yemekler de hazır. O zaman... Ve ben giyinmeye gidiyorum. Çiğdemciğim, seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi o zaman giyinmeye. Tamamdır. Koş Çiğdem, koş. Thank you.